yayınımıza katılıyor efendim. A Haber muhabir İstanbul Çekmeköy'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın otobüse, dükkanlara sıçramış. Ayrıntılar Mehmet Seyrek tarafından aktarılacak. Mehmet Seyrek, seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. İstanbul'da gecenin en sıcak noktasından birindeyiz. Çekmeköy'de bir mahalledeyiz ve bu noktada park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle başladı yangın. Daha sonra hemen arkasındaki midibüse sıçradı. Alevler büyüdükten sonra bir kaporta dükkanına kadar da sıçradı. Tabii bu noktadan sokak sakinleri panik yaşadı. Hemen itfaiye ekibi takım halinde buraya geldi. Alevler söndürüldü. Ancak işte görmüş olduğunuz gibi bir otomobil tamamen kullanılamaz hale gelmiş ve arkasındaki midibüs de servis otobüsü de aynı şekilde demir yığınına dönmüş durumda. Tabii bir de kaporta dükkanı var. Çatısından hala duman yükseldiğini görüyoruz. İtfaiye ekibi o noktada soğutma çalışması yapıyor. Bir yandan da şu anda ışıklarıyla içeride bir kontrol çalışması yaptıklarını görüyoruz. Yangının çıkış sebebi şu anda araştırılıyor. Çekmeköy'de Ekşioğlu Mahallesi'ndeki bu noktada iki araç tam anlamıyla kullanılamaz hale gelmiş durumda. Demir yığınına dönmüş durumda. Hemen bitişiğindeki kaporta dükkanı da sıçrayan alevlerden dolayı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekibi yaklaşık bir saat önce başlayan bu yangını söndürdü. Ancak maddi zarar oldukça büyük. Araç sahipleri, dükkan sahipleri de burada. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Erkan Tan. Mehmet Zeyrek yayınımıza katıldı. Saat 6'yı 5 dakika geçiyor. Sabah ajansı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yapıldığı Özbekistan'da liderlerle bir masa etrafında toplandı, sohbet etti. Ve işte o sırada çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin yeni diplomasi anlayışını, yeni Türkiye'nin dünyadaki yerini ortaya koyması açısından çok önem taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay zirvesi öncesi liderlerle buluştu. Erdoğan'ın masa diplomasisi bir fotoğraf karesine böyle yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uyguladığı denge politikası sayesinde dünya gıda krizini sona erdiren tahıl anlaşmasının imzalanmasını sağladı. Uyguladığı denge politikası hem Rusya hem de Ukrayna'dan övgü aldı. İşte bu durum dünya diplomasisinde Türkiye'nin yerini daha da güçlendirdi. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Özbekistan'a da davet edildi. Erdoğan zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile Ebedi Şehir Kompleksinde bir araya gelip sohbet etti. Liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği görüşmede kravat takmadıkları görüldü. Görüşme sırasında çekilen bu fotoğraf karesi ise hafızalara kazındı. Aranan, sorulan bir Türkiye haline geldik. Tahıl probleminde işte bunu yaşadık, gördük. Gurur duydum. Bugünlere Türkiye bir günde gelmedi. Yani hepimizin hafızasında, belleğinde 2002'den önce maalesef ülkemizi temsil eden liderlerin dünyadaki duruşları. Ama Cumhurbaşkanımız, görüyorsunuz yani en kritik masada bile bütün ilgiyi üzerine toplamayı başarabilen bir lider. Her masada olacağız ama her masada güçlü bir şekilde oturacağız. Bağımlı değişken dönemi bitti. Artık Türkiye bütün ilişkilerini bağımsız değişken olarak bundan sonra yönetecektir. Bu fotoğrafta Türkiye'nin bağımsız değişken olma pozisyonunu resmeden bir fotoğraf. Olağanüstü duruyor. Ben iki fotoğrafı yan yana koydum. Altılı masayı da koydum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı bu dev projeyle ilgili vatandaşlardan büyük bir ilgi oluştu efendim. İstanbul'a inşa edilecek 50 bin konuttan birine sahip olabilmek için sıraya girdiler. Heyecanlıyım. 24 saat nöbetten çıktım ve bir saattir de bekliyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül'de başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru yapamayan vatandaşlar ikinci gününde de Halk Bankası'nın önüne gelip yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdular. Bu noktada belgelerini hazırlayan vatandaşlar içeri sıra sıra girip başvurularını yapıyorlar. Biter biter ben sonundaydım. Geldim buraya. İlerliyor. Evet evet. Ev sahibi olmak için sıraya giren vatandaşlarda heyecan hakimdi. 18 daha yeni girdim. Bir ay olmadı. Çıkar herhalde ya bilmiyorum. Heyecanlıyım. Bekliyoruz yani. Çıkmasını bekliyoruz. Kirada oturuyorum. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Yani başka bir gelirimiz yok. Ha bu da bir hayal yani. Bir umut deryası bekliyoruz. İnşallah nasip olur çıkar. Başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek. Sarıyer, İstanbul Sarıyer Yeni Mahalle'den Fuat Ketenci, Erkan Tan, Reis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, ekibine teşekkür ediyoruz. Bu büyük bir projedir. Bu garip kuşun yuvasını yapma işidir ve büyük de bir heyecan uyandırmıştır, mutluluk uyandırmıştır millette. Bunu oradan söyle diyor Fuat Ketenci'ye selam söyleyelim efendim. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili bilgiler vermeye devam edelim. İnşa edilecek 10 bin iş yerinin bölge ve iller bazındaki sayıları ve metrekare başına fiyatları belli oldu efendim. 4 kategoride satışa sunulacak. Başvuru tarihleri 10 Ekim 7 Kasım. 50 metrekare, 100 metrekare, 150 metrekare, 200 metrekare. İlk etapta yapılacak iş yeri 10 bin adet. Etap etap bunlar efendim. Bakın hangi illerde ne kadar yapılacak? Kastamonu 100, Kocaeli 450, Tekirdağ 250, Bursa 500, Balıkesir 300, Kayseri 350, Malatya 500, Diyarbakır 450, Van 250, Şırnak 150, Erzurum 250, Trabzon 250, Adana 500, Denizli 300. Bu bilgileri paylaşalım sevgili seyirciler ve dinleyiciler ve Sabah Ajansı'na devam edelim. Şimdi Diyarbakır'dayız. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi istihdamı arttırmak için sanat ve mesleki eğitim projesini hayata geçirmişti. Ayrıntılar haberimizde. Bu kariyer merkezi meyvelerini vermiş mi vermemiş mi bir bakalım. Kariyer merkezi meyvelerini verdiği eğitim alan 200 kursiyer işe başladı. Diyarbakır Yenişehir Belediyesi başvur, eğitim al, iş kapısını aralayalım sloganıyla sanat ve mesleki eğitim projesini hayata geçirdi. 1300 kursiyerimizin 200'ünü an itibariyle tekstil, ihtisas, organize sanayi bölgemizdeki bizlerle anlaşmalı olan fabrikalarımızda işbaşı yaptıklarını görüyoruz. İlçedeki iş insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açıldı. Kariyer merkezimizi faaliyete geçirdiğimizde kariyer uzmanlarımız saha analizleri yaptılar, işverenle buluştular. İşverenlerimizin birçoğunun belli vasıflara, belli yeteneklere sahip işçiye ihtiyaç olduğunu gördük. Bizler de işverenlerimizle yapmış olduğumuz protokoller çerçevesinde Yenişehir Belediyesi sanat ve mesleki eğitim kurslarımız kapsamında işverene hazır hale getirmek üzere işçilerimizi yetiştirmek, donatmak, eğitmek üzere kurslarımızı açtık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına belediyeler de destek verdi. Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi kurmuş olduğu kariyer merkezinde onlarca öğrenci kurs gördü. Kursu bitiren öğrenciler işe başladı. Çok memnunum işimden. Gayet güzel gidiyor. Daha önce bir yerde çalışmıyordum. Kursların bize sağladığı imkanlar sonucunda burada bir meslek sahibi oldum. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, hedeflerinin 3000 kişiye istihdam sağlamak olduğunu söyledi. Önümüzdeki bir yıl boyunca toplam 3000 kişiyi Diyarbakır'da 3000 kardeşimizi, 3000 vatandaşımıza istihdam sahibi yapacağız inşallah. Meksika'dayız. Hızla ilerleyen bir tır 10 aracı ezip geçti. Feci kazayla ilgili haber ve görüntüler geliyor ekranlarınıza. Hızla gelen tır 10 araca çarptı. Yolda facia yaşandı.
Meksika'da hız limitlerine uymayan bir tır sürücüsü duraklayan trafikteki 10 aracı biçti geçti. Trafikteki diğer araçların da hurdaya döndüğü kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlara sıkışan sürücülere ilk müdahaleler yapıldı. Çevredeki diğer kişilerin de kurtarma operasyonuna katılmasıyla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralılar hastaneye helikopterle götürüldü. Kazanın ardından kaçmak isteyen tır şoförü ise çevredekiler tarafından yakalandı. Polis ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Saat 6'yı 30 dakika geçiyor. Sabah ajansı Kraliçe ile ilgili ayrıntılarla devam ediyor. Efendim bu haberler her geldiğinde bu fakir hep söylüyor, söyleyecek Allah'ın izniyle. Bu kraliçe, ölen kraliçe ve yeni seçilen kral, dünyada dökülen Müslüman kanlarından sorumludurlar. Dünyada yağmalanan, yıkılan, perişan edilen Müslüman devletlerinden sorumludurlar. Böyle bir hanedandan bahsediyoruz. Arz edelim. Tabuttaki sırlar. 30 yıldan fazla bir süre önce tasarlandı. İngiliz meşesi kullanıldı. Ağacı bulmak zor ve çok pahalı. Tabutun içi hava almaması ve cesedin uzun süre korunması için kurşunla kaplandı. Ahşap kesişme yerlerine kurşun dolgular yapılmış efendim. Bir de kraliçenin bir mektup yazdığı ve bu mektubu da 2085 yılında açılmasını istediği ortaya çıktı. Dünya kamuoyu günlerdir 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i konuşuyor. Kraliçe için Birleşik Krallığın dört bir yanında anma törenleri düzenlenirken, 2. Elizabeth'in Avustralya'da yazdığı bir mektup ölümünden günler sonra gündem oldu. Kraliçenin mektubu 1986 yılında Avustralya ziyareti sırasında Sydney kentinde bulunan Kraliçe Victoria binasının restorasyonunu kutlamak için yazdığı ifade ediliyor. Mektubu Sydney Belediye Başkanı'na gönderen 2. Elizabeth'in zarfın 2085 yılında açılmasını istediği belirtildi. İngiliz basını mektupta kraliçenin Sydney sakinlerine tarihi binayı kurtardıkları için teşekkür ettiğini öne sürse de mektupta ne yazdığı hala gizemini koruyor. Ve gazeteleri açıyoruz saat 6'yı 32 dakika geçerken burası A Haber Sabah gazetesi. Bölgeye göre özel konut projeyle ilgili son durumlar var Sabah gazetesinde. İşte CHP'nin görmediği Yunan vahşeti bir yazı dizisi var. Yunan'ın korkunç zulmünden, mezaliminden bahseden CHP'nin görmediği Yunan vahşeti yazı dizisi var efendim. Sabah gazetesinde CHP'li başkana tacizden 7 yıl ceza haberinde görüyoruz. Takvim gazetesindeyiz. Avrupa'da çare Türkiye. Fatura diyor. Faturadan sonra kışı Türkiye'de geçirmek için tur şirketlerinin kapısını çalıyorlarmış. Haber var. 1 milyarlık mesaj. İş adamı Biro Lakpınar yasak aşkına attığını sandığı mesajı yanlışlıkla eşine yolladı. Güzel elbiseni giy cümlesini gören kadın 1 milyar TL'lik boşanma davası açtı efendim. Korkunç bir durum. Eşine göndereceği, affedersiniz sevgilisine göndereceği mesajı yanlışlıkla eşine göndermiş. Bu haber sabahta da var. Yeni Asır İzmir beceriksizlik işgali altında. Murat Kurum 9 Eylül'de yaptığı skandal konuşmayla günlerdir gündemden düşmeyen Soyer'e bir tepki de bakan kurumdan geldi. Kurum şu an maalesef İzmir beceriksizlik ve liyakatsizlik işgali altında. Ayrıntılar var. Evet, bu arada Tunç Soyer İspanya'ya uçmuş. Akşam gazetesi Semerkant'a liderlerle tarihi buluşma. Semerkant fotoğrafı bütün gazetelerde yer alıyor. Akşamda da var efendim. Hokus pokus 0 otu 6001 kilometre. 6 ay ve 6000 kilometre şartı sonrası 0 otoların
Kilometreleri bir gecede değişti. Bakanlık inceleme başlatmış. Sivrisinekler hastanelik ediyor. İstanbul'da alarm var. Sivrisineklerle ilgili büyük bir alarm. VIP Jet'le Avrupa Birliği'ne iltica servisi. Belçika polisi 20 bin dolar anlaştıkları kişileri Türkiye'den özel uçakla Avrupa'ya kaçıran çeteyi çökertti. Ayrıntılar var. Başvuru 2 günde 2 milyona dayandı. Vatandaş anladı, Bay Kemal anlamadı diyor. Efendim akşamda ve Türk'ün kripto abla fitne peşinde. Meral Akşener'in fotoğrafı var efendim. Ayrıntılar var. Yeni Şafak, CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı. FETÖ'ye hem af hem tazminat. Yeni Şafak'ta tüyleri diken diken eden bir haber bu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hızını alamadı. FETÖ'ye hem af hem tazminat vaadinde bulundu diyor. Türkiye okul servisi korsanlığa dönüştü. Fiyat 20 bin TL'yi aştı. Veliler çare arıyor. Türkiye'de manşet efendim. Dünyanın gözü Semerkant'ta, o fotoğraf bütün gazetelerde var demiştik. Tek yıldız Trabzon foto maçta. Fırtına tek kale oynadığı maçta Kızıl Yıldız'ı sahadan sildi. Fener puanı söktü, aldı. Ayrıntılar var. Şehir, Başakşehir buldozer gibi. Helal sana Yiğido. Maçları yayınlayacağız. Ayrıntıları maçlarda göreceksiniz efendim. Sabah ajansında Avrupa Kupası'nda mücadele eden, Avrupa'da kupalarda mücadele eden takımlarımızın maçlarının geniş özetini yayınlayacağız. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedelim efendim. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Özbekistan'da bir araya geldiği ilk lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Gündemde Ermenistan'la yaşanan çatışmalar vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temaslarda bulundu. Erdoğan'ın ilk bir araya geldiği lider, Ermenistan ve Azerbaycan arasında Karabağ'da tekrar alevlenen çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Geçtiğimiz gün telefonda görüşen liderler bu kez yüz yüze bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Aliyev'le görüşme 40 dakika sürdü. Şehit Azerbaycan askerleri için taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a tam desteğini yineledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da yaşanan çatışmaların bilançosunu açıkladı. Şimdi ona bakalım. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın açıklamaları bizim için önemli. Zot bölgesinde Ermeni birliğini vurdu Azerbaycan. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü. 14.500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Ermenistan'ın hava savunma sistemi imha edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Azerbaycan, dost ve kardeş Azerbaycan, Ermenistan'la mücadele ediyor efendim. Ermenistan Fransa'nın kiralık katilidir. Bunu da arz edelim ve sabah ajansına devam edelim. Ukrayna'da Rus işgalinden kurtarılan İzyum kentinde yüzlerce cesedin yer aldığı bir toplu mezar bulundu. Gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu. Yüzlerce cesetten bahsediyoruz efendim. İzyum kentinde Rus işgalinden kurtarılmıştı. Ayrıntılar haberimizde. Gelişmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski duyurdu. İzyum kentinin Rusya'dan geri alındığını açıklayan Ukrayna lideri Zelenski, kent kırsalında 440 cansız bedenin yer aldığı bir toplu mezar bulunduğunu söyledi. Çıkarılan cansız bedenlerin çoğunluğunun Rusya'nın topçu ve hava saldırılarında hayatını kaybettikleri öne sürüldü. Ölenlerin sivil olup olmadıklarına ilişkin bilgi verilmedi. Toplu mezarla ilgili kapsamlı raporun bugün açıklanacağı duyuruldu. İstanbul'dan bir haberle sabah ajansı devam edecek. Kadıköy Belediyesi ile diske bağlı Genel İş Sendikası
2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varamadılar. Sendika ve işçiler grev kararı aldılar. Hak, hukuk, adalet! Grev kararımızı asıyoruz. Anlaşma sağlanamadı. Kadıköy Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İstanbul'da Kadıköy Belediyesi ile 2300 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlayamadı. Durum böyle olunca Genel İş Sendikası Kadıköy Belediye binası önünde işçilerle bir araya geldi ve grev kararını açıkladı. Grev kararımızı asıyoruz. İşçi arkadaşlarımızla bilgilendirme toplantısı yaparak da grev kararımızı asacağımızı deklar edeceğiz. Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, verdikleri teklif dışındaki önerilere kapalı olduklarını söyledi. Bu süreç içinde işvereni halen masaya bekliyoruz. Eğer gelirlerse, bizim isteklerimizi karşılayacaklarsa toplu sözleşme imzalasın. Onun haricinde verdikleri teklifleri imzalama şansımız kesinlikle yok. Gömeç'ten efendim Eşref Bey mesaj gönderiyor. AK Parti Gömeç ilçe başkanı dik duruşlu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız sayesinde diz çöken Türkiye'den gündemi belirleyen Türkiye'ye geldik. Elhamdülillah. Hayırlı cumalar diyor Eşref. Uslu'ya selam, Gömeç'e, Gömeçlilere selam. Sabah ajansına devam. Okullar açıldı. Bağcılar Belediye Başkanı'nın önemli bir yardımı hizmetiyle sabah ajansı devam ediyor. Bağcılar'daki bütün ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerimize, 14 bin öğrencimize hem çantalarını hem de bütün kırtasiye ekipmanlarını içeren kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Belediyeler de öğrencilere eğitim desteklerini artırdı. Bağcılarlı öğrencilere müjdeyi Belediye Başkanı Abdullah Özdemir verdi. Birinci sınıfta bulunan bütün öğrencilerimizin tamamına, yani durumuna bakmaksızın, maddi durumuna bakmaksızın hediye ediyoruz. Dağıtımlarımız halen devam ediyor. Karacaoğlan İlkokulu'na giden Başkan Özdemir, birinci sınıfta olan 400 öğrenciye çanta, kalem, silgi, defter gibi malzemeler dağıttı. Birinci sınıfın haricinde de 15 bin öğrencimize hem ilkokul hem ortaokul hem lise ihtiyaç halinde başvuran vatandaşlarımıza, öğrencilerimize de yine 15 bin adet kırtasiye yardımda bulunuyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak biz özellikle eğitime her daim destek verdik, önemli destekler verdik. Bu dönemde bunu artırarak devam ettiriyoruz. Vatandaşların başvurusu dahilinde yardımlar sürecek. Ve İstanbul Bayrampaşa'dan bir haberle sabah ajansı sürecek. Bir binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıkmış. Ayrıntılar, görüntüler hazırladığımız haberde. Burası A Haber. Binanın çatısı alev alev yandı. Neyse ki korkulan olmadı. Olay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki bir binanın çatısına da sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar panikle binayı boşalttı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitmişti. Havalimanında Özbek ve Türk yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın ilk durağı Hazreti Hızır Türbesi oldu. Başkan Erdoğan'ın bugün de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitti. Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov'la Özbek yetkililer ve Türk yetkililer tarafından karşılandı. Geçtiğimiz hafta 3 ülkede resmi temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine bu haftada devam ediyor.
Erdoğan'ın diplomatik temaslarının ilk durağı Özbekistan oldu. Erdoğan ve beraberindeki heyet Semerkant'ta ilk olarak Özbekistan 1. Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ni ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan daha sonra Semerkant'ta düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılan tüm liderlerin bulunduğu törende devlet başkanları kendi ülkelerinin bayrağı olan ağaçların dikimini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şangay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılacak. Erdoğan'ın katılımı Türkiye'nin diyalog ortağı statüsü elde ettiği örgüte devlet başkanı düzeyindeki ilk katılım olacak. Zirve oturumuna hitap edecek olan Erdoğan'ın ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Karadeniz'deki tahıl koridoru ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmaları görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, zirvenin ardından Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Saat 7'yi 2 dakika geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesinin yapıldığı Özbekistan'da liderlerle bir masa etrafında toplandı, sohbet etti. O sırada çekilen fotoğraf Türkiye'nin dünyadaki diplomaside yeri ve ağırlığı açısından önemli mesajlar veriyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay zirvesi öncesi liderlerle buluştu. Erdoğan'ın masa diplomasisi bir fotoğraf karesine böyle yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan uyguladığı denge politikası sayesinde dünya gıda krizini sona erdiren tahıl anlaşmasının imzalanmasını sağladı. Uyguladığı denge politikası hem Rusya hem de Ukrayna'dan övgü aldı. İşte bu durum dünya diplomasisinde Türkiye'nin yerini daha da güçlendirdi. Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Özbekistan'a da davet edildi. Erdoğan zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile Ebedi Şehir Kompleksinde bir araya gelip sohbet etti. Liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği görüşmede kravat takmadıkları görüldü. Görüşme sırasında çekilen bu fotoğraf karesi ise hafızalara kazındı. Aranan, sorulan bir Türkiye haline geldik. Tahıl probleminde işte bunu yaşadık, gördük. Gurur duydum. Bugünlere Türkiye bir günde gelmedi. Yani hepimizin hafızasında, belleğinde 2002'den önce maalesef ülkemizi temsil eden liderlerin dünyadaki duruşları. Ama Cumhurbaşkanımız görüyorsunuz yani. En kritik masada bile bütün ilgiyi üzerine toplamayı başarabilen bir lider. Her masada olacağız ama her masada güçlü bir şekilde oturacağız. Bağımlı değişken dönemi bitti artık. Türkiye bütün ilişkilerini bağımsız değişken olarak bundan sonra yönetecektir. Bu fotoğrafta Türkiye'nin bağımsız değişken olma pozisyonunu resmeden bir fotoğraf. Olağanüstü duruyor. Ben iki fotoğrafı yan yana koydum. Altılı masayı da koydum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı. Tüm ülkede büyük bir heyecan oluştu. Yaparsa AK Parti yapar görüşü daha da güçlendi. Muhalefetin bu projeye ve bu projeye gösteren ilgiye yaklaşımı ise eleştiri konusu oldu. Cumhuriyet tarihimizin 100. yılına yakışır bu mega projeyle 250 bin konutumuz vatandaşımıza buluşacak. Ve dar gelirli insanlarımız ev sahibi olacak. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa AK Parti yapar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Yaparsa AK Parti yapar, çözerse reis çözer algısı güçlendi, güçlenmeye de devam ediyor. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da öyle yapacağız. Karıncalar gibi çalışmaya
devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar söylemini bir anlamda daha doğrulamış, daha perçinlemiş oldu bu çalışmada. Sosyal konut projesi şu anda asrın projesi aslında. Başkan Erdoğan sosyal konut projesini açıkladı. Devasa proje tüm ülkede büyük heyecan yarattı. Emeklilere, asgari ücrete, memura yapılan ücret zamlarının ardından 250 sektörü olumlu yönde etkileyecek olan proje, sahada Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güveni daha da arttırdı. Son 30 yılın en mutlu çalışanlarını görüyorum. Arazide AK Parti'nin ciddi şekilde toparlandığını ve Cumhur İttifakı'nın güçlendiğini görüyorum ben. Yani 3 ay öncesi durumla şu an çok farklı. Projenin muhalefette ise moral bozukluğu yarattığı belirtildi. Bugünkü yaraya merhem değil. Tabiri caizse Ağustos böceği gibi saç çalmaya devam ediyorsunuz şeklinde yorumları gördüm. O yorumları da aynı katılıyorum ben. Musluk ve heykel açılışı yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenler, hiçbir vizyonu olmayanlar şimdi bu projeyi de küçümsemeye çalışsalar da Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı bu sosyal konut projesine daha ilk günden 800 binin üzerinde vatandaşımızın müracaat etmesi halkımızın esasında bu beceriksizlere, bu marifetsizlere, bu kabiliyetsizlere verdiği en büyük cevaptır. İyi de yapsanız yapılan hiçbir çalışmanıza iyi demeyeceğiz diyen bir grup başkan vekili vardı meclisimizde. Bugün de aynı söyleme devam ediyorlar. İyi yapılan, memleketin faydasına olan hiçbir şeye iyi demeyecekler. Ama biz vatandaşımızın gönlünde bu projenin çok büyük bir memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Naci Taban bizi seyreder, değerli bir kardeşimiz, büyüğümüz Naci Taban, profesör, doktor, sosyolog vesaire titirli, kendisine muhalefim diyenlerin sosyal konut projesiyle ilgili değersizleştirme çabalarına bakınca şunu gördüm. Bunların gözünü gayrimilli siyaset kör etmiş. İçinde yaşadıkları, gerçi onların rezidansları ayrı, bağımsız devlet gibiler ama içinde yaşadıkları toplumu hiç ama hiç tanımıyorlar, diyor Naci Taban efendim. Ayrıntılar var. Uzun uzun anlatmış ama öyle. Haklı Naci Bey. Naci Bey haklı. Millet anladı. Kendisine muhalefim diyenler anlamadı. Millet anladı ya. Doğrusu ve önemli olanı o. CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda yaşanan taciz skandalının ayrıntılarıyla Sabah Ajansı devam ediyor. Bir anne olarak orada işe başladım. 9 ay çalıştım. 3 ayım iyi geçti. 4 ay boyunca, 5-6 ay boyunca ben orada tacize uğradım. Taciz suçlamasıyla görevden alınan eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında karar kesinleşti. 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi kararına bağlı olarak da sanık hakkında eğer onanması durumunda cezaevine girme yolu açılacak. Çocuklarına ekmek götürmeye çalışan çaresiz bir anneydi. CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda temizlik görevlisi olarak işe girdi. Ama 5 ay boyunca tacize maruz kaldı. Psikoloji olarak çok etkilendik ben de çocuklarımla. Pandemi dönemi olduğu için çalışmak zorundaydım da. Çünkü çocuklarıma ekmek götürmek zorundaydım. Mağdur kadın cinsel saldırılar üzerine birkaç defa istifa etti. İddiaya göre Bülent Oğuz peşini bırakmadı. Adam benim kapıma kadar geldi. Bunları da zaten hep mahkemeye sundum. Delil olarak. Durumu CHP il binasındaki diğer görevlilere aktardı. Ama ona kimse inanmadı. Üzerine bir de kumpas kurmakla suçlandı. Ben gariban bir insanım. Ben kumpasın, komplonun ne olduğunu ben bilmem. Yani çok mağduriyet yaşadık. Çaresiz kalan anne mağduriyetini ispatlamak için ses kaydı aldı. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Ve neticesinde bu ses kayıtlarının kesinlikle kumpas olmadığı, gerçek olduğu ve birleştirme suretiyle olmadığı, yani farklı ortamlarda alınan seslerin birleştirilmesi neticesinde meydana gelen ses kaydı olmadığı ortaya çıktı. Görevden alınan CHP Erzurum İl Başkanı 14 Eylül'de yapılan son duruşmada 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda sürekli özgürlük ve kadın hakları söyleminde bulunan CHP'nin söylemleri bu dava ile son bulmuş ve söylemlerin soyut, afaki soyut
afaki söylem üzerine olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiştir. Karar şimdi istinaf mahkemesinde. Şu an serbest konumda ancak istinafta dosya kesinleşince, verilen karar kesinleşince cezaevine girme yolu açılacaktır. Mağdur kadın tacizci başkanın bir an önce ceza almasını istiyor. Ben bir anneyim yani. Başka anneler yaşamaz. Hakkımı helal etmiyorum. CHP'ye de helal etmiyorum. Bülent Oğuz'a da helal etmiyorum. İkinci el araç satışlarıyla ilgili yeni düzenlemenin ardından neler yaşanacak? Bir düşüş olabilir mi? Bu soruların cevabı önem kazandı. Biz de bu soruları uzmanına sorduk. Otomobil alım satımında fahiş fiyatlara karşı yeni düzenleme yapıldı. İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı başladı. Otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlarının önüne geçebilmek adına Ticaret Bakanlığı önemli adımlar atmaya devam ediyor. Ki adımlardan biri de araçlardaki 6 bin kilometre ve 6 ay sınırlamasıydı. 15 Eylül itibariyle yani artık o şart, o kural geçerli. Peki sektöre nasıl bir etkisi olacak? Bunu da uzmanına soracağız. Bu işi yapan dijital ortamlar diyelim artık 0 kilometre araç ilanını girişini bugün itibariyle kaldırdılar. Artık ikinci el yani bu duruma haiz arabaların ilanlarını görebileceksiniz. O zaman önümüzdeki günlerde de etkisini göreceğiz herhalde. Önümüzdeki günlerde etkisini daha da çok göreceğiz. Biz de öyle bekliyoruz açıkçası. Otomotiv piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu düzenlemenin fiyatları düşürdüğünü söyledi. Bunun etkisi zaten daha bu uygulama bir ay öncesinden bugün tarihi belliydi. Etkileri esasında yaşandı. Yani yaklaşık %10 civarında bir araçlara indirim şeklinde yansıdı. Bu durumda olan arabaların satışını hızlandırmak için doğal olarak biraz daha uygun fiyatları arabayı satabilme şeyi başladı. Bu yüzden de fiyatlarda biraz gerileme oldu açıkçası. Erkoyuncu 6 artı 6 kuralının alıcılar için fırsat olabileceğini de dile getirdi. Buradaki şeyler esasında alıcı için bir alım fırsatı olabilir. Şu an zaten internete baktığınız zaman 0 kilometre araç ilanı göremeyeceksiniz artık. Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks bir yatta yangın çıkmış. Ayrıntılar ve görüntüler haberimizde. Lüks yattan dumanlar yükseldi. Ekipler seferber oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde içinde 6 kişinin bulunduğu Şahmeran adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri gönderildi. Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi Zodiac botlarla tahliye edildi. Dumanların çıktığı tekne Alanya limanına yanaştırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredeki jet skilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü. Yat kullanılamaz hale geldi. Pakistan'da yaşanan gelişmelerle Sabah Ajansı devam ediyor. Dost ve kardeş Pakistan zor günler yaşıyor. Dua edelim inşallah. Pakistan'da ülke tarihinin en büyük sel felaketiyle mücadele sürüyor. Muson yağmurlarının 2,5 aydır kesintisiz devam ettiği bölgede 1500'ü aşan ölü sayısı hızla artıyor. Felaketin en kötü etkilendiği noktalardan olan Sindh ve Karachi eyaletlerinde sele kapılan onlarca kişiden haber alınamıyor. Ülkenin üçte birini sular altında bırakan sel nedeniyle 100 binden fazla ev ve iş yeri de kullanılamaz hale gelmiş durumda. Su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığı afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlar altında yürütülüyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın açıkladığı verilere göre selden etkilenenlerin sayısı 2 ayda 33 milyona ulaştı. Uzmanlar muson sezonuna bağlı yağışların önümüzdeki haftalarda da süreceği uyarısında bulunuyor.
Hem yardım gönderiyoruz hem dualarımızı Yüce Allah'a arz ediyoruz. Allah kabul buyursun yardımlar için de elini cebine atan herkesten Allah razı olsun. Sabah ajansı devam ediyor. Çin'den gelen bir haber efendim. Çin'de tayfunla ilgili önemli gelişmeler var. Mufia tayfunu Çin'in doğu kıyılarını kırıp geçti. Tayfun nedeniyle bölgeden 1.6 milyon kişi tahliye edildi. Çin'in Zhejiang eyaletinde 1 milyondan fazla kişi, Şangay kentinde ise 400 binden fazla kişi sığınaklara yerleştirildi. Saatteki hızı 125 kilometreye ulaşan tayfun dün itibariyle Zhejiang kıyılarında etkili olmaya başladı. Kuzeye doğru ilerleyen tayfun bugün öğle saatlerinde Şangay'ı vurdu. Ülkede hava ve kara ulaşımı da Mufia tayfunu nedeniyle aksadı. Mufia bu yıl Çin'de görülen 12. tayfun oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan'daki temaslarında eşi Emine Erdoğan hanımefendi eşlik ediyor efendim. Onun temasları incelemeleriyle sabah ajansı devam ediyor. Burası A Haber. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Özbekistan'a gitti. Başkan Erdoğan, Semerkant'ta liderlerle temaslarını sürdürürken, eşi Emine Erdoğan da ziyaretlerde bulundu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziruat Mirziyoyeva ile Semerkant'ta Konigil Kağıt Fabrikası'nı gezen Emine Erdoğan, burada çiçeklerle karşılandı. Kağıt fabrikasında incelemelerde bulunan Erdoğan'a eski tip kağıt üretimine ilişkin çalışmalar gösterildi. Erdoğan ve Ziruat Mirziyoyeva daha sonra yaşayan Özbek Köyü Müzesi'ni de ziyaret etti. Burada Özbek kadınlarının günlük yaşamı, geleneksel şarkılar ve kumaş dokumacılığı hakkında bilgi verildi. Sabah ajansı Yeni Şafak gazetesiyle devam edecek efendim. Yeni Şafak logosunun hemen üstünde gazetede Avrupa Kupası'nda mücadele eden takımlarımızla ilgili haberler var efendim. Bu maçların geniş özetini yayınladık. Yine yayınlayacağız. Bu bölümde de yayınlayacağız efendim. Uçan taksi 23 Nisan'da Türkiye'den bir uçan taksinin Galata Port'tan Üsküdar'a insanlı uçuş yapılabileceğini söyledi Mustafa Barank. Şangay'da ilklerin zirvesi fotoğraf, zirveye katılan ülkelerin liderleriyle sohbet etti. O fotoğraf büyük yankı uyandırdı. Barış için toprak vermeye hazırım. Azerbaycan-Ermenistan savaşı ile ilgili Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamaları. CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı. FETÖ'ye hem af hem tazminat vaat etti. Ayrıntılar var. Tahliye ve tazminat. Ayrıntılar var efendim. FETÖ'cülere af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu bunu yeterli görmedi. Tazminat da vaat ediyor FETÖ'cülere. İyi Parti'den kelime oyunu, ittifak değil işbirliği. CHP Baykar'a iftira peşinde. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç soru önergesinde Baykar'ı hedef aldı. Baykar teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar öz kaynaklarından sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıptayla baktığı bir firma ol. Memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna takoz koysun. Bu zihniyet bu kez başaramayacak diyor Haluk Bayraktar. Sektörler konuta hazır. 1,5 milyonu geçti müracaatlar. Yunan vahşetinde ailesini kaybeden baba anlattı. Yunanistan salları batırıp ölüme itti son anları. Yürek dağladı, korkunç bir hadise. Avrupa Birliği'nin bilgisi dahilinde yapıyor bu korkunç insanlık katliamını Yunanistan. Üşüyen Avrupa isyan edebilir. Sert kış huzursuz edecek. Pakistan'daki gelişmeler var. İstanbul'da özellikle sivrisinekle ilgili büyük bir tehlike var. Sivrisinekler hastanelik ediyor. İstanbul'da alarm var, saldırgan bir tür ısırdığı yer kabarıyor, kaşınıyor, dikkatli olmak gerekiyor. Sabah ajansı sürüyor. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, şimdi devam edelim yayınımıza. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Zaporojya nükleer santrali çevresinde çatışmalara ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Rusya'nın eylemleri Zaporijya'daki nükleer güvenliği tehlikeye atıyor. Kritik uyarı Uluslararası Atom Ajansı'ndan yapıldı. Zaporijya nükleer santrali çevresindeki askeri gerilime ilişkin son durumu değerlendiren kurum Rusya'yı bölgedeki eylemlerine son vermeye davet etti. Yaşanan krizden Rus güçlerini sorumlu tutan yetkililer, santralin zorla ele geçirilmesi korkunç bir felakete davetiye çıkarıyor iddiasında bulundu. Diğer yandan savaşın tarafları santral yakınlarına isabet eden topçu atışları için birbirlerini suçlamaya devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, yaşananlar için Rus terörü ifadesi kullanırken, Kremlin ise saldırıların arkasında Kiev güçlerinin olduğunu savunuyor. Krizi yakın takibe alan Uluslararası Atom Ajansı, olası bir nükleer felakete karşı sık sık uyarıda bulunuyor. Taraflara itidal çağrısı yapan kurum, santralde yaşanabilecek bir sızıntının yüz binlerce sivilin ölümüne yol açabileceğine dikkat çekiyor. Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya nükleer santrali 5 Mart'tan bu yana Rusların kontrolünde. 6 nükleer reaktöre sahip olan santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini sağlıyor. Mehmet Can Yaşar bizi takip eder efendim, değerli bir kardeşimizdir. Bu konutlarla ilgili diyor ki Erkan Tan, millet anladı, muhalifler anlamasın, millet anladı, önemli olan bu diyor Mehmet Can Yaşar. Instagram'da 2014 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına kurulan, bizim de yıllardır bildiğimiz, tanıdığımız Liderlerin Lideri sayfasının da emektarı aynı zamanda Mehmet Can Yaşar. 6 milyon kişiye ulaşıp dezenformasyonla, yalanla mücadele için canla başla çalışıyor. Mehmet Can Yaşar kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yıllardır biliyoruz, tanıyoruz, takip ediyoruz. Liderlerin Lideri sayfasını da tavsiye ediyoruz naçizane efendim. Sabah Ajansı devam edecek. Yayınımıza Sevda Dükkancı katılıyor efendim. Balkan ülkelerine yönelik siber saldırıyla ilgili Sevda Dükkancı'dan bilgi alacağız. Sevda Dükkancı, seni takip ediyoruz ve dinliyoruz. Günaydın Erkan'tan, günaydın Türkiye diyelim ve hemen Bulgaristan odaklı Balkanlara bir göz atalım. Siber saldırı dedik, bu saldırılar çoğul olarak devam ediyor. Aslında Kosova yazıyor siber saldırı. Arnavutluk oldu, Karadağ oldu, Bulgaristan'la başladı ve hemen son olarak Kosova'dan başlamak istiyorum. Kosova'daki PTT kurumu diyebileceğimiz, Telekom kurumu yine son bir saldırıya uğradı. Her ne kadar şu an açıklama yapılmıyor olmasa da büyük güçlerin işte başta hem Rusya hem diğer taraflardan gelen saldırılarla birlikte bütün ulusal güvenlik de tehdit ediliyor diyebiliriz. Özellikle NATO'nun biliyorsunuz orada Amerikan güçlerinin de nüfuzu oldukça fazla. Ülkede internet kesildi ve bütün kurumlar, devlet müesseseleri çalışamaz oldu. Bundan önce asıl Arnavutluk'taki olayda çok ilgi çekiciydi. İran kaynaklı oldu. Amerika müdahale etti. Yaptırımlar uyguladı İran'a. Yine keza NATO çok sert bir uyarıda bulundu. Arnavutluk'ta da bütün devlet kurumları, Cumhurbaşkanı, Başbakanlık vesaire siber saldırıya uğradığı gibi ondan sonra bu verileri temin geri çevirmesi için hatta veriler satışa sunuldu. Yani gerçekten bizler Amerika Dışişleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama gibi da olduğu gibi bizler şu an silahlı değil, siber bir saldırıyla beraber siber savaş söz konusu. Karadağ keza aynı şekilde. Bulgaristan'da ise yaz boyunca 2-3 ay boyunca bırakın siber saldırıyla kurumların çalışmıyor olması, emekli vatandaşlar PTT posta kurumlarından maaşlarını dahi alamadı. Yani yoksulluğa dahi somut olarak sürükledi diyebiliriz. Çünkü bütün veriler çalınmıştı ve posta biliyorsunuz her ülkede devlete ait olduğu için birçok veriyle beraber hizmetler de orada. Dolayısıyla Balkanlar gerçekten sık anlattığımız gibi bir yandan Amerika, bir yandan NATO, bir yandan şimdi de Rusya'nın nüfusuyla beraber bu arada Kosova ve Arnavutluk'taki bütün bu olaylardan da Rusya'da bir şekilde suçlanıyor diyelim. Sözü size bırakalım. Bizler tabii ki bütün olayları takip ediyor olacağız. İyi günler dilerim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Özbekistan'da, temaslarının ilk gününde Azeri mevkidaşı Aliyev'le görüşen Erdoğan sabah saatlerinde ise Çin Devlet Başkanı'yla bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le de görüşme var. Ayrıntılar Akşinkişiyev'de. Akşinkişiyev, seni dinliyoruz. Teşekkürler Erkant'tan, Semerkant'tan iyi yayınlar diliyorum. Evet, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyayev'in davetiyle Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Başkan Erdoğan'ın Özbekistan'daki temasları ikinci gününde devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de Başkan Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Yaklaşık bir saat önce Başkan Erdoğan Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldi. Bu görüşme hem ikili ilişkiler açısından hem de Tayvan sorunu nedeniyle Çin-ABD ilişkilerinde yaşanan gerilime denk gelmesi açısından da oldukça önemli bir görüşmeydi. Görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü açıklandı. Şu dakikalarda ise Moğolistan mevkidaşıyla görüşmekte olan Başkan Erdoğan, dün ayaküstü sohbet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bugün bir araya gelecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İki ülke liderinin İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının ne derece etkili biçimde gerçekleştirildiğini ele alacaklarını açıklamıştı. Gündemde Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler de yer alacak. Liderlerin Suriye ve Kafkaslar'daki durumu ve ayrıca Ukrayna sorununu da detaylı bir şekilde görüşmeleri bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın bugün görüşeceği devlet başkanları arasında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de bulunuyor. Az sonra ise Başkan Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'nin ikinci oturumunda bir konuşma yapması bekleniyor. Dün öğlen saatlerinde Semerkant'a gelen Başkan Erdoğan, Hazreti Hızır Türbesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra ilk görüşmesini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ardından da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirmişti. Akşam saatlerinde ise diğer ülke liderleriyle birlikte ağaç dikme törenine katılan ve Ebedi Şehir Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan burada da diğer liderlerle sohbet etti. 15 ülkeden devlet başkanlarının katıldığı Semerkant Zirvesi dünyanın siyasi yapısını ciddi şekilde etkileyecek önemli bir zirve olarak değerlendiriliyor. Güvenlik, ekonomi ve ulaşım gibi konuların ele alınacağı zirve özellikle ikili görüşmeleri, katılımcı devletler arasında ilişkileri stratejik işbirliği düzeyine çıkarma hedefleriyle de dünyanın dikkat merkezinde. Bugünkü zirvenin 23 ülkeden 600'den fazla yabancı basın mensubu tarafından da yakından izlendiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım. Akşinkişiyev yayınımıza katıldı efendim, Sabah Ajansı. İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesinin diğer ayrıntılarıyla devam ediyor. Çekilen bu fotoğraf bütün dünyada yankı ve ilgi uyandırdı efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanghay zirvesi öncesi liderlerle buluştu. Erdoğan'ın masa diplomasisi bir fotoğraf karesine böyle yansıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uyguladığı denge politikası sayesinde dünya gıda krizini sona erdiren tahıl anlaşmasının imzalanmasını sağladı. Uyguladığı denge politikası hem Rusya hem de Ukrayna'dan övgü aldı. İşte bu durum dünya diplomasisinde Türkiye'nin yerini daha da güçlendirdi. Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Özbekistan'a da davet edildi. Erdoğan zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile Ebedi Şehir Kompleksi'nde bir araya gelip sohbet etti. Liderlerin samimi bir havada gerçekleştirdiği görüşmede kravat takmadıkları görüldü. Görüşme sırasında çekilen bu fotoğraf karesi ise hafızalara kazındı. Aranan, sorulan bir Türkiye haline geldik. Tahıl probleminde işte bunu yaşadık, gördük. Gurur duydum. Bugünlere Türkiye bir günde gelmedi. Yani hepimizin hafızasında, belleğinde 2002'den önce maalesef ülkemizi temsil eden liderlerin dünyadaki duruşları. Ama Cumhurbaşkanımız görüyorsunuz yani en kritik masada bile bütün ilgiyi üzerine toplamayı başarabilen bir lider. Her masada olacağız ama her masada güçlü bir şekilde oturacağız.
bağımlı değişken dönemi bitti. Artık Türkiye bütün ilişkilerini bağımsız değişken olarak bundan sonra yönetecektir. Bu fotoğrafta Türkiye'nin bağımsız değişken olma pozisyonunu resmeden bir fotoğraf. Olağanüstü duruyor. Ben iki fotoğrafı yan yana koydum. Altılı masayı da koydum. İşte iki fotoğraf yan yana, altılı masadaki fotoğraf bu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki fotoğraf hemen yanında. Türkiye'nin dünya diplomasisinde, dünya güç dengelerinde ne anlama geldiğini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği, oluşturduğu dış politikayla gücünün ne olduğunu bu masadan görüyorsunuz. Hemen yanında da altılı masa var sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Türkiye'nin batıya kul köle olması gerektiğine adeta tapınanlar anlamazlar Türkiye'nin yeni durumunu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bu altılı masa Türkiye'nin batıya kul köle olması gerektiğini savunanların masası. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir ayağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, diğer ayağının Türkiye'nin her yerinde olması gerektiğini savunanların anlayabileceği bir fotoğrafta, bir masada. Durum bu, fark bu efendim. Rusya Devlet Başkanı Putin birçok liderle kameraların karşısına geçti. Bu konuyla ilgili haberle sabah ajansı sürecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Özbekistan'a gitti. Havalimanında törenle karşılanan Putin için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Rusya Devlet Başkanı zirve öncesinde İran, Pakistan ve Kırgızistan liderleriyle bir araya geldi. Kameralar karşısında el sıkışılarak dostluk mesajları verildi. İlişkilerimizi yeni bir boyuta taşıyoruz. Stratejik ortaklığın uzatılmasına ilişkin imzaladığımız deklarasyon bunu gerektiriyor. Bilindiği üzere Rusya, Türkmenistan'ın önde gelen iş ortaklarından biri ve bu doğrultuda iş ortaklığımızı daha da güçlendireceğiz. Ayrıca Putin, Çin Devlet Başkanı Xi ile Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk defa yüz yüze görüştü. Şii'ye Ukrayna konusunda gösterdiği dengeli politika nedeniyle teşekkür etti. Rus lider görüşmelerde tek kutuplu bir dünya yaratma girişimlerini kınadı. Putin'in gündeminde Tayvan gerilimi de vardı. ABD'nin Tayvan politikasını eleştiren Putin, ABD ve müttefiklerinin Tayvan körfezindeki provokasyonlarını kınıyoruz ifadelerini kullandı. Efendim bu konuyla ilgili bir iddia var, bir şikayet var, bir talep var, onu da anlatalım efendim. İlgililer belki buradan duyuyordur, vatandaşlardan bana gelen bilgilere göre fakir fukara insanların etrafında dolaşan bazı zenginler bu imkandan faydalanmaması gerekenler fakir fukaralara gidiyorlarmış, diyorlarmış ki sen müracaat et, çıkarsa ben öderim ve senden devralırım. Sen ama müracaat et, durumu müsait olanlara böyle diyenler varmış. Dikkat etmek gerekiyor efendim, satılmasın, başkalarının eline geçmesin, zenginlerin eline geçmesin bu imkan diye uyarılar var. Ben arz ediyorum, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesinin diğer ayrıntılarıyla sabah ajansına devam ediyoruz. Ülkemizin her yerinde yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları devam ediyor. Rekor başvuruya ulaşan bu projede gazi ve şehit yakınları, gençler, emekliler ve engelliler içinse ayrı kontenjan bulunuyor. Gençler için önemli bir fırsat. Umarım iyi olur. Destekleri için teşekkür ederiz. 23 yaşındayım. Ya bizim kontenjana giriyor. Başvuracağım. Hani bizim için fırsat. Güzel bir uygulama. Ben de başvurdum. Nasip olursa, çıkarsa biz de bir konut sahibi olabileceğiz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Türkiye genelinde yapılacak konutların %20'si yani 50 bini gençlere ayrıldı. Şehit ve gazi yakınlarıyla engellilere ise 12.500 daire verilecek. Emeklilere ayrılan konut sayısı ise 50 bin. İyi olur inşallah, hayırlı olur. Çok güzel bir şey. Hiç başvurmadım ama düşünüyorum yani. Belki böyle bir şekilde bir ev sahibi oluruz. Çok güzel bir proje bence. Askerden dönüşte nasip olursa başvuracağız yani. Yani çok güzel bir proje. Ben de şey yapmak istiyorum inşallah. Nasıl kısmet olursa çekilişlere girmeye çalışacağız.
Şimdi hemen Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın gündeminden bahsedeceğiz. Saat 8'i 15 dakika geçiyor. Arzu Fidanverdi Ankara'nın gündemini aktarmak üzere hazır bekliyor. Arzu Fidanverdi, günaydın, yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Erkan Tan, günaydın. Haftanın son gününde de başkentin gündemi oldukça yoğun geçecek aslında. Hemen bakanların programına bakacak olursak öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ın programına bakalım. Bugün saat 9.30 itibariyle akademi buluşmaları aile programına katılacağını özellikle belirtelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da bugün önemli bir programı var. Hemen ondan da söz edecek olursak Bakan Varank da bugün saat 14.30 itibariyle Trakya Tohum AŞ'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş olduğu Ayçiçeği hasadına katılmış olacak. Bu programa katılacak bir başka isim ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olacak. Ama öncesinde Bakan Kirişçi, DSİ tarafından düzenlenecek olan Taşkın Yönetimi Çalıştay programına katılacak. Ve dediğimiz gibi bu programın hemen ardından da Ayçiçeği hasadı etkinliğine de katılacağını özellikle söyleyelim. Öte yandan bugün ekonominin gündeminin de oldukça yoğun geçeceğini söylemekte fayda var. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası bugün toplamda 4 önemli veriyi paylaşıyor olacak kamuoyuyla. İlk olarak baktığımızda Merkez Bankası Temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini, Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini ve Temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini paylaşıyor olacak. Sonrasında ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun da açıklayacağı bir veri olacak. O da 2021 yılı sektör bilançolarını kamuoyuyla paylaşacak. Bu nedenle elbette bugün gözler Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sitesinde olacak. Saatler onu gösterdiğinde bu oranlar açıklanmış olacak ve bizler de ilerleyen saatlerde sizlerle bu noktada bu detayları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik sözü tekrar size bırakalım Erkan Tan. Saat 8'i 26 dakika geçiyor, hemen gazeteleri açıyoruz efendim. Sabah ve Takvim gazetelerine hızlıca bakalım. CHP'nin görmediği Yunan vahşeti, Sabah gazetesi bir yazı dizisi başlatacağını duyurmuştu önceden. Bugün o yazı dizisi başlıyor. Osmanlı'ya hakaret eden Soyer ve CHP zihniyeti, işgalci Yunanistan'a ve arkasındaki güçlere tek söz etmediler. Tarihine yabancı CHP'nin sözünü etmediği Müslüman Türklere yönelik Yunan kininin gerçek hikayesi. Sabah gazetesinde CHP'nin görmediği Yunan vahşeti ayrıntılar var. Fırtına Avrupa'da yıldızını parlattı. Skor 2-1. Kanarya'dan kaçış yok. Fenerbahçe berabere kaldı. Skor 2-2. Başakşehir ezip geçti. Skor 3-0. Sivas Spor 1-0 galip geldi. Sanatımı kısıtlıyor boşanması. Popçu Hadise ile Mehmet Dinçerler arasındaki boşanma davasındaki iddialar. 1 milyar liralık yasak aşk mesajı. Efendim, sevgilisine göndereceği mesajı karısına gönderen bir adam. İş adamı Birol Akpınar, onunla ilgili dava var. Bölgeye göre özel konut, 2 günde 1.6 milyon başvuru. Tarihin en büyük konut projesinden bahsediliyor. Ayrıntılar var. Yurt ücretinin sabit kalması bizi mutlu etti diyor gençler. Şangay zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılanların fotoğrafı gündemde. Dikkat, çöl sıcağı ve tozu geliyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine Türkiye'den 13 ton çiçek gidiyor. Bakan kurum başvurunun rekor kırması Cumhurbaşkanımıza olan güveni gösteriyor. CHP'li başkana tacizden 7 yıl ceza. CHP Erzurum İl Başkanı'ndan bahsediliyor. Düşes Hande'nin yarın düğünü var. Almanya'da Veliaht Prens'le nikah masasına oturan Düşes ünvanı alan Mersinli Hande'den bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama, Covid-19 salgınının sonu göründü. Avrupalılar ödeme güçlerinin üstüne çıkan doğalgaz faturalarını yakıyorlar. Ayrıntılar var. SMA'lı Melih Eymen 5 ay sonra tedavi imkanını kaybedecek diyor. Fotoğrafı var, yardım isteniyor. Takvim gazetesindeyiz. Takvimde efendim yine spor haberleri var. Aşağı doğru inelim. Avrupa'da çare Türkiye'ye fatura. Kışı Türkiye'de geçirmek için tur şirketlerinin kapısını çalıyorlar yüksek faturalardan dolayı. 1 milyarlık mesaj az önceki haber. Sevgilisine göndereceği mesajı karısına göndermiş Birol Bey. Onunla ilgili haber manşette. Aşağı doğru inelim. Takvim gazetesinde Rusya'daki gizemli ölümlere yenisi eklendi. Pravda'nın yayın yönetmeni iş gezisine gitti. Öğle yemeği sırasında fenalaştı. Kendinden geçti. 3 dakikada yaşamını yitirdi. Ve Ergün Diler'in yazısı. Kral, 1. George, 1. Konstantin, 1. Aleksandros, Prens Andrew, Prens Philip, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Padişah Vahdettin, Atatürk ve Cumhuriyet. Tartışma büyük. Olayları nasıl okumalıyız diye soruyor. Cevabı yine Ergün Diler'in yazısında, takvimde. Kraliçenin
Cenaze merasiminde yaşananlarla Sabah Ajansı devam ediyor. Yoğunluğa dayanamadı, bir anda yere yığıldı. Görüntüler Westminster Sarayı'ndan. İskoçya'da hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Londra'ya getirildi. Cenaze askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan Parlamento binasındaki Westminster Salonu'na taşındı. Kraliçenin naaşı burada halkın ziyaretine açıldı. Halkın tabutu ziyaretinden önce ise Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katıldığı bir ayin düzenlendi. Bu tören bittikten sonra kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Kraliçenin Westminster'da yatarken tabutuna göz kulak olan muhafızlardan biri aniden bayıldı. Muhafızın yardımına diğer kraliyet muhafızları koştu. O anlar sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü pek çok devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek. İngiltere basını Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin en az 6 milyar sterlin tutacağını öne sürdü. Dudak uçuklatan rakamın içerisinde cenaze masrafları, cenaze dolayısıyla ilan edilen resmi tatiller, yeni kral 3. Charles'ın taç giyme töreni gibi masraf kalemleri yer alıyor. Efendim, bu haberleri her takdim ettiğimde söylüyorum. Ölen kraliçe, seçilen kral, dünyada dökülen Müslüman kanlarından sorumludurlar, yağmalanan İslam devletlerinden sorumludurlar. Böyle bir hanedandan bahsediyoruz. Şimdi o hanedanla ilgili duruma gelelim, yeni duruma. Prince Harry'nin eşi bir komplo teorisinin baş karakteri oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde giydiği elbisede mikrofon olduğu ve konuşmaları kaydettiği iddia edildi. Ortaya atılan casusluk iddiası dünya gündeminde de yer buldu efendim. Bunu da arz edelim. Dün de söylemiştik aslında. Elbisesindeki o daire içindeki durumu görüyorsunuz. Sabah Ajansı devam ediyor. Düzce'deyiz. Düzce'de seyir halindeki hafif ticari araç kontrolden çıkıyor, takla atıyor. Alkollü sürücü bayılma numarası yapıyor. Alkollüyken direksiyon başına geçip aracıyla takla attı. Gözaltına alınmamak için bayılma numarası yaptı. Düzce'de seyir halinde olan SA idaresindeki ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Taklalar atan aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Bölgeye giden polis ekipleri sürücü SA'ya alkol testi yaptı. Yüksek oranda alkollü çıkan şahsı ekipler polis merkezine götürmek istedi. Zaten yüzün gözün yanıyor. Ekip otosuna binmek istemeyen SA önce bayılma numarası yaptı, ardından da ağlamaya başladı. İkna çabaları yetersiz kalınca araca zorla bindirilen sürücü polis merkezine götürüldü.